Eş Genel Başkanımız Sayın Selahattin Demirtaş Edirne zindanından rehin alındığı koşullardan Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığı'na bir soru göndermiş. Önce bunu sizlerle paylaşacağım. Bir, başkanlığını yaptığınız Türkiye Büyük Millet Meclisi'nin 10 milletvekilinin herhangi bir meclis kararı olmaksızın tutuklanmış olmaları hususunda herhangi bir girişimde bulunmayı düşünüyor musunuz? İki, 10 milletvekilinin halen FETÖ'cü hücrelerde tek başına tecride tabi tutuluyor olmaları hakkında herhangi bir girişiminiz olacak mı? 3. Milletvekillerinin halihazırda dokunulmazlıkları devam ediyor olmasına rağmen bu soru önergesi dahil bütün yazışmalarının denetime tabi tutulmasını meclis iş tüzüğü ve anayasaya uygun görüyor musunuz? 4. Meclisin saygınlığına bir saldırı olarak değerlendirilebilecek bu uygulamaların HDP'li vekillere yapılıyor olması karşısında sessiz kalmanın parlamenter demokratik siyaseti ve parlamentomuzu hiçleştirdiğini düşünüyor musunuz? 5. Bizimle ilgili daha yargılamalar bile başlamadan kesin hüküm beyan ederek yargıyı tesir altına almaya çalışan hükümet sözcüleri, başbakan ve cumhurbaşkanı beyanlarına karşı meclis başkanı olarak parlamento üyelerinin adil yargılanma hakkını koruyacak tedbirler almayı düşünüyor musunuz? 6. Başkanlığını yaptığınız parlamentonun 10 üyesinin cezaevinde hangi koşullarda tutulduğunu ve ne tür uygulamalarla karşılaştıklarını yerinde incelemeyi düşünüyor musunuz? 22.11.2016 Selahattin Demirtaş, İstanbul Milletvekili. Yasama faaliyetlerine bir şekilde devam ediliyor, biliyorsunuz. Dolayısıyla bundan sonra kürsüye çıkan bütün arkadaşlarımız, bugün zindanda rehin olarak tutulan yoldaşlarımızın mesajlarını, konuşmalarını bu kürsüden her gün sizlerle ve kamuoyuyla paylaşacağız. Ta ki bu arkadaşlarımız gasp edilmiş özgürlükleri iade edilene kadar. Bu böyle devam edecek. Şimdi sayın vekiller, Abraham Lincoln'a malum özgürlükler beyannamesinin yazıcısıdır ya da bu fikri hayata geçirendir. Büyük emeği vardır. Ona sormuşlar. Bugünkü durumumuza çok uyuyor. Demişler, bu kadar güzel köleliğe karşı özgürlükten yana bu kadar güzel şeyler yazmışsınız da sayın Lincoln, bunun yaptırımı ne olacak? Onun verdiği cevap önemli. İngilizcesiyle söylüyorum. Power of the shame demiş. Utancın kudreti ya da utanma gücü olarak tercüme edilebilir. Yine bir sinemacı Ingmar Bergman telaffuzunda sıkıntı çekmiş olabilirim. Ona soruyorlar, dünyanın gidişatı çok kötü. Ne kurtaracak dünyayı diye. Onun verdiği cevap tek kelimelik. O da diyor ki utanç. Bizden bir örnek verelim. El haya vel iman. Yani utanma duygusu imandandır diye de bizde hadisi şerif var. Şimdi bizim çocukların sorunu bizim sorunlarımızdan çok daha önemli. Burada pek yeterince hakkı verilmeyen bir boyutuna işaret edip ondan sonra meseleye geçeceğim. Sayın vekiller, bütün arkadaşlarımız, bütün siyasal partilerden burada meselenin değişik boyutlarıyla ilgili çok önemli konuşmalar yaptılar. Çeşitli istatistikler burada dile getirildi. Gözden kaçırılan bir tek husus var. Çünkü istatistiklere girmiyor. O da nedir? Bu zulme, bu istismara maruz kaldığı için hayatına kıyan kız çocukları ve genç kadınlar.
Bunlar hiçbir şekilde istatistiklere böyle adlandırılarak, böyle tarif edilerek geçmediği için kaç kişi var hayatına kıyan bunu bilmiyoruz. Ancak cinayetle katledilenler hakkında bir yaklaşık fikrimiz var. Fakat kendine kıyanlarla ilgili hiçbir fikrimiz yok. Depresyon deniyor, bunalım geçirdi deniyor, işte çeşitli sorunları vardı deniliyor. Kayıtlara böyle geçiyor. İşte değerli vekiller, Tekvir suresinin 8 ve 9. ayetlerini hatırlatırım size. O diri diri toprağa gömülen kız çocuklarıyla alakalıdır. Dağlar taşlar şahit gösterilerek sorulur. Onlar yarın size bizim suçumuz neydi diye sorduğunda şeklinde başlar ve devam eder. Bu mesele ta dibinde bir yoksulluk meselesidir aynı zamanda. Siz örfü din haline getiriyorsunuz. Örfün bütün kötü, küflü, pasaklı alışkanlıklarını bir dinmiş, bir itikatmış gibi sunmaya çalışıyorsunuz ama ne yazık ki bu mesele böyle değil. Bu çocuklar İslamiyet öncesi Medine'deki gibi diri diri toprağa gömülmekle eş anlamlı bir akıbetin içindedirler. Ona rikkatle yaklaşıp buna karşı çirkin bir siyasi polemiğin mezesi haline getirmenin yarın öbür gün her tarafta sorgu suali vardır. En güçlü olanınız bile bunun altından kalkamaz. Utanç dedik. İşte bundan beri koyacak bir tek şey vardır, utanç. Ama burada kalkıp meseleyi istatistikler, örfler, ölenlerin sayısı bile belli değil. Bunların mağduriyetleri dururken bir takım kaba güdüleriyle bu meseleye yaklaşan erkek zihniyetinin mağduriyetini buraya getirmekten insanı alıkoyacak olan utançtır. Ahmet Türk, Gültan Kışanak, Figen Yüksekdağ, Selahattin Demirtaş, İdris Balüken ve diğer bütün milletvekili arkadaşlarımız o cezaevlerine sığmayacak kadar büyüktürler. Özellikle Ahmet Türk için burada hepinizin geçmişte değişik vesilelerle sarf ettiği olumlayıcı yaklaşımları hatırlatırım size. Barış için eğer sorsalar, üst akıl üst akıl diyorsunuz ya, barışı bir dinamitleyelim bu ülkede diye bir üst akıl oturup istişare etse ne yapabiliriz diye, ya Ahmet Türk'e bu zulmü reva görün, gerisi kolay diye bir cevap ilk sırada gelir. Siz Ahmet Türk'ün şahsına değil sadece, bir halkın onuruna, izzetine, ortak yaşam umuduna ve gelecek umuduna büyük bir sabotaj yaptınız. Yoksa bizim bütün yoldaşlarımız, arkadaşlarımız o cezaevine sığmayacak, o zindanlarla zapt edilmeyecek kadar büyük bir onurun ve kavganın içerisinden geliyorlar. Bunlardan murad ettiğiniz her neyse bunların sadece birisi olacak. Diğer hiçbir şey olmayacak. Mesela bizi yıldırmayı murad ediyorsanız avucunuzu yalayacaksınız. Bizi bezdirmeyi, bizi sindirmeyi, bizi teslim almayı hedefliyorsanız rüyanızda göreceksiniz. Ama barışı ve ortak yaşamı torpillemeyi, dinamitlemeyi hedefliyorsanız tebrik ederiz. Başarmak üzeresiniz. Hak gayret, biraz daha uğraşırsanız artık bir halk bu ülkenin içerisinde kendisi için hiçbir gelecek tasavvuru içinde olmayacak. Belediyelerine seçimle bu kadar kutsadığınız, bu kadar önem atfettiğiniz, seçimle giremediğiniz kapılardan kayyum eliyle girmekten de insanı bir tek şey kurtarır. Ne demokrasi bilinci ne şey, bunlar kafi gelmiyor. İşte o el haya vel iman ya da utanç kudreti. Bundan başka hiçbir şey insanları alıkoyamaz. Vaktinde daha önce siyasetçilerimize reva görülen muamele burada kürsüde riyakar bir şekilde birçoğunuz tarafından dile getirildi.
Siz Gülten Hanım'a o komisyonda yaptıklarınızdan dolayı hiç üzüntü duymuyorsanız, utanmıyorsanız yapacak bir şeyimiz yok. Onun için bana oradan laf atıp durmayın. Bana oradan Gülten Hanım da oralara sığmaz. 12 Eylül'ün bütün zulmü ona diz çöktürememiştir. Bizim dizimiz toprağa değmez. Bunu beklemeyin. Başka bir şey söylüyorum. Halk istiyorsa buyurun belediyelerde seçime gidelim. Bakalım halk kimi istiyormuş. O kayyum oradan içeri girebilecek mi, o zaman göreceğiz.